Selamlar arkadaşlar, şu an Joy Denenmez kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece eski Metin 2 oyuncuların anlayabileceği 12 şeyi listeledim. Videoyu izleyenlerin duygulanacağından, eskilere gideceğinden eminim. O zaman hadi şimdi videoya geçelim. Siyahorg, yani kısaca Soa diye yazılan, vadinin orta bölgesinde gruplar kurulurdu. Tabi o zamanlar kimse bu bölgelerde tek başına kasılmazdı, yani öyle 2K HP'li itemler, art 9 itemler bulmak zordu. Her grupta bir tane çekecek okçu ve bir tane şaman bulunurdu. Geri kalanı genelde savaşçı olurdu ve iç içe girerek saldırı yaparlardı. Okçunun amacı siyah orkları çekerek bu savaşçıların arasında sokarak öldürmesini sağlamaktı. İyi hatırlıyorum, o zamanlar savaş atı çok lükstü. Siyah ork gruplarında bir tane savaş atlı oldu mu aşırı havalı gelirdi. Ben oyuna ilk başladığım zamanlar oyunun efsanesi Edli değildi. R6 isminde biri vardı. Level'ı yanlış hatırlamıyorsam 65 civarıydı. Daha sonra Zorba, Edili gibi karakterler çıktı. O zamanlar herkes birbirine Edili benim amcam, Edili benim kuzenim, Zorba'nın çarına araba veriyorlarmış. Zorba her ay hesabını kasmak için 3000 lira para harcıyormuş. Edili'nin hesabına araba ve ev vermişler ama kabul etmemiş gibi söylentiler çok yaygındı. Biz de çocuktuk ya, bu o zamanlar her söylenene inanırdık. Oyundaki en büyük taktiklerden bir tanesi kız çar açmaktı. Bunu hepimiz iyi biliriz zaten. Şaman karakterler tek başına kasılmakta çok zorlanırlar. Bu yüzden birçoğumuz kız çar açıp kendini kolay yoldan kastırmaya çalışmıştır. Ben hatırlıyorum, o zamanlar MSN programı çok yaygındı. İnsanlar kız olduğuna inanmak için MSN'den kamera açmanı isterlerdi. Belki de sadece bu anlar için değişik taktikler türemişti. Kamerada kendimizi kız gibi gösterebileceğimiz programlar çıkmıştı. Bu şekilde yorulmadan kasılmak bir gelenek haline gelmişti. Botların çıkmadığı, para kasmanın zor olduğu Alesta, Tramola, Tuva gibi sunucuların aktif olduğu zamanlarda oyunda evlenmek çok büyük lükstü. Ve biri evleneceği zaman bazen 1-2 saat öncesinden haber verirdi. Çoğu zaman düğünün şerefine eşya yağmalardı. Düğünler tıka basa dolu olurdu. İnsanların amacı eğlenmek ve atmosferden keyif almaktı. Duygu maskesi olmadan dans edildiği için herkes birbirini öper ya da dans ederdi. Para kasmanın yine zor olduğu zamanlarda en kolay para kasma taktiği kuleydi. Bazen grupla, bazen de tek başımıza kuleye giderdik ve slotlardan para kasardık. Bazen saatlerce kuleden çıkmazdık. Amaç item düşürmek ve satıcıya satmak ya da slotlardan düşen fazla fazla parayı toplamaktı. O zamanlar yaygın bir olaydı ki boş sunucu bulamazdık. İnsanlar birbirlerine "bir saat sonra geleceğim kardeşim, o zaman gelirsin" gibi sözlerde bulunuyordu. Bu belki de hala yaygındır bilemem ama katlı olan insanlar potu bitince lonca savaşı başlatırdı. Sadece pot almak için lonca savaşları olurdu. Başka bir hesap loncaya alınırdı, kattaki çarımız da savaşa girer ve o diğer hesaptaki potları alır, sonra savaşı bitirirdik. İki tarafın da çıkarı için olurdu bu. Ve savaşlar çoğu zaman berabere biterdi. Ork reisi kesmek kolay değildi. İnsanlar ork reisi gördükleri zaman herkese bildirirdi ve toplu halde kesilirdi. İnsanların amacı çoğu zaman ork reisinden düşen potlardan kazanmaktı. Çünkü dediğim gibi para kazanmak zordu ve herkesin para kasma amaçlarından biri de pot almaktı. Dolunay düşürmek en büyük sevinçlerden bir tanesiydi. İnsanlar 20 level çar kasıp vadiye giderler, vahşi okçu ve vahşi uzmanı kovalarlardı. Bunun için sayaç programları bile çıkmıştı. Sürekli kanal kanal dolaşıp aynı bölgedeki vahşi okçular kesilirdi. Bir büyük batıl inanç vardı. O zamanlar o da şuydu: vahşi okçuya ya da vahşi uzmana skill vurursan dolunay düşmez. Bir diğer batıl inanç senaryosu da şuydu: demirci alnı silerken artı basarsan yakma ihtimali daha az olur. Artı basmadan önce iptale basıp tekrar artı basmaya çalışırsan daha az yakar. Veya kontrol ve alt tuşlarına basıp artı basmaya çalışırsan demirci yakmaz. Bu tarz söylentiler hep kulaktan kulağa arkadaşlar arasında dolaşırdı. Bunun gibi çok fazla inanç vardı tabi. Şu an bakıyoruz, herkesin altında değişik değişik binekler var. Fakat önceden bu işler öyle değildi. At almak gerçekten önemliydi. Ben ilk oyuna başladığım zamanlar Türkiye adında bir sunucu vardı. Daha sonra adı Alest oldu. Her neyse. Oyunda bana gelen ilk mesaj "at madalyonu almak ister misin" olmuştu. O zamanlar piyasası 80 ila 100K arasındaydı. Ve o zamanlar 100K para da çok gelirdi yani insanın gözüne. O yüzden para kasma taktiklerinden bir tanesi de maymun zindanına gitmekti. Her 20-25 level arası oyuncu buraya madalyon düşürmeye giderdi. Maymun zindanında slot bulmak gerçekten zordu. Çünkü şimdi Kanal 1'de hani pazarlar çok ya. Maymun zindanındaki insan sayısında daha fazlaydı o pazarlardan. O zamanlar bazen grup kurulurdu, bazen tek başımıza at madalyonu düşürmeye çalışırdık. At madalyonu düşüren kişiye hayırlı olsun mesajı atmak milli görevlerimizdendi. Bazılarınız çok iyi bilir, Metin 2'nin ilk hilelerinden adı Multi-Hack olurdu. Hileler çıktıktan sonra SS lafı çok yayılmıştı. Hile yapanların yanına gidilip SS yazılırdı. Ya da daha korkutucu olması için özel mesajdan tarih ve saat yazılır, SS alındı gibi süslü cümleler kullanılırdı. Bazı sadece korkutmak için yapardı. Bazı size gerçekten videoya çekerdi ve o zamanlar Xfire adında bir site vardı. Şimdi bilmiyorum, sonra onu kapatıldı. Videolar oraya yüklenirdi. Oynadığımız zaman en büyük statü belirleyen olayı saç stilleriydi.
Saçın yapılı olması bende para var demekti. Biz o zamanlar oyuna para yatıracak insanlar pek değildik. Tabi yatıranlar illa almıştır ama biz genelde balık tutarak saç boyası çıkarmaya çalışan kesimdik. Ya da yeni hesap açtığımız zaman ilk işimiz pazardan saç boyası almaktı. Amaç diğer insanlardan farklı olmak tabii ki. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben videoyu hazırlarken çok keyif aldım ve eskilere gittim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.